Herkese selamlar arkadaşlar. Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere araç sahiplerinin mutlu olacağı bir uygulamadan bahsedeceğim. Birçok uygulama denedim ama ben en beğendiğimi gösterip yükleyeceğim. Kendim de günlük hayatta onu kullanıyorum. Çok fazla tabii İstanbul trafiğinde böyle radara yakalanma şansımız yok. Ama uzun yola çıktığımız zaman yardım oluyor. Ha, bunu yükledik diye de hız yapacak diye bir şey yok. Normal hızda gidebilirsiniz. Bazen şöyle bir şey oluyor. Gidiyorsunuz bir askeri bölge oluyor, okul oluyor vesaire. Hız bir anda anormal şekilde düşüyor. En azından onları önceden görmüş olacaksınız. Hızınızı ona göre ayarlayacaksınız. İlla ben 120, 130, 140 ne bileyim daha da hızlı gideceğim diye bir şey yok. Kurallara uymak her zaman en iyisidir. Hem kendiniz için hem başkaları için. Konumuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu radar uygulamalarını kullandım. CanSam Plus. Plus versiyonu da var, free versiyonu da var. Ben Plus'ı kullandım, reklamlar falan hani olmasın, etkilemesin diye. Hepsinin Plus versiyonunu kullandım zaten. Radar dedektör var, Big Dream var, Radar Bot var, Psygeek var, Radar Droid var. Bunları kullandım. Ben aralarından açıkça söyleyeyim, en çok Radar Droid'den memnun kaldım ve onunla ilgili şeyleri göreceğiz, yüklemeleri falan. Bunlar uygulamaların gördüğü radarlar, hani uygulamada göreceğiniz radarlar. Ben evime yakın olduğu için ve kontrol etme şansı olduğu için Avcılar yokuşunun orasını seçtim ilk şeyde. Bir şeyde de Yeşilova'yı seçtim. Onun da sebebini söyleyeceğim. Radarları gösteriyor. Bu kendisi mesela bana ekranı çok şey geldi, basit geldi. Daha gelişebilirmiş. Radar bot hiç fena değil ama bazı yerlerde daha az radar buluyor. Psygeek de kendi uygulamasıyla falan çok iyi çalışıyor. Ama onun da eksikleri var ve çok geç haber veriyor. Radar dedektörde de fena değil ancak radarların yerleşimiyle ilgili sıkıntılar var. Zaten araçta gittiğiniz zaman bu radarları görüyorsunuz. Özellikle mesela şuradaki radar bölümünü. Bakın dikkat edin geçen şeyde ne kadar az radar görünüyor değil mi? Normalde mesela bu civarda oturanlar bilir. Yokuştan aşağı inerken ve çıkarken yani karşılıklı olacak şekilde bir sürü radar vardı. Diğerlerinde mesela bu görünmüyordu. Bu Big Dream'de bir Türk arkadaşın yaptığı, Türk geliştiricinin yaptığı bir uygulama. Bu da hiç fena değil ama arayüz sıkıntıları olduğu için şimdilik onu tercih etmedim. Umarım iyileşirse daha güzel olur. Şimdi tekrar dediğim gibi Yeşilova'da, Küçükçekmece'de bir yer seçtim. Burayı seçme sebebim de mesela bakın radar dedektör ve radar botta farkı anlayacaksınız. Liseler var ve burada ilkokul var arkadaşlar. Tam önünde kırmızı ışık radarı var. Zaten şuralarda filan dönerciler vesaire var. Buralara oturanlar arada bir burada bir flaş çaktığını görür. Çünkü insanlar o ara sokak filan gibi düşünüyorlar. Gerçi cadde ama biraz dar bir cadde. Hemen buradan geçeriz kırmızı ışıktan diyorlar. Ve cezayı yapıştırıyor açık söyleyeyim. Hiç affetmiyor. Burada döner möner yiyoruz biz sevdiğimiz yerler var. Orada otururken şak şak diye flaşların çaktığını da görüyoruz arkadaşlar. Bunda mesela radar dedektörünü göstermezken diğerlerinin çoğu yerini gösteriyor. Bu eskiden mesela Radar Droid'de vardı sadece. Ben çünkü daha önce de bunları kontrol etmiştim. Şimdi diğerleri de eklemiş arkadaşlar bunu. Bakın mesela yine Psygeek'te de var. Radar Droid'de. Eskiden mesela Psygeek'te yoktu. Ben bayağı bir süre eklenmesini bekledim. Daha yeni yeni eklenmiş. Bütün uygulamalar trafiği destekliyor. Trafiği görebiliyorsunuz. Bütün uygulamalar için geçerli bu. Hepsinde de zaten aynı yerden aldıkları için sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. Uygulamalarımızın radar görme işlemi bu kadar. Ben dediğim gibi en çok Radar Droid'i sevdim ve kullandığım da o. Çünkü daha fazla radarı görüyor ve daha doğru radarları görüyor. Şimdi kurulumuna geçelim. Siz tekrar uygulama videoyu durdurup uygulamaların ne kadar radar bulduğuna bakarsınız. APK dosyasını yine vereceğim. Özellikle söylüyorum APK dosyasından yükleyin. Marketten de yükleyebilirsiniz ama APK dosyasından yüklemenize yarar var. Yükle seçeneğini seçiyoruz tekrar. Yüklüyoruz. Ana ekranımız geldi. İlerle diyelim. İlerle dedikçe bizden izin isteyecek. Burada zaten size bilgileri veriyor işte kurallara uyun vesaire gibi. Nerelere erişmek istediğini söylüyor. Konumunuza erişecek. Buna izin vermelisiniz. Konuma erişmediği zaman bir anlamı yok zaten. Fotoğraflara, medyaya, dosyalara erişmek istiyor. Buna ister izin verin ister vermeyin. Bu size kalmış. Burada dediğim gibi navigasyon şunu da söyleyeyim. Bunu mesela siz çalıştırdınız. İllaki bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu arka plana atın. Navigasyonunuzu açın. Ondan sonra bu
Navigasyonunuzun ekranı ufak bir ekran şeklinde geliyor. Hem navigasyonu görüyorsunuz hem de bu sizi hız tabelalarına karşı uyarıyor. Yani atıyorum Yandex'le bunu beraber kullanabilirsiniz. Ya da Google haritalarla, Sidekick'le falan beraber kullanabilirsiniz. İlla bunu açmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yine ilerle diyelim. İzin istiyor. Diğer uygulamaların üzerinde çalışmasından dolayı bunu vermeniz lazım. Bu izni vermezseniz dediğim gibi beraber çalışmazlar. Bu yeni yapılan bir şey. Bu şu anda hani o kadar da etkili çalışmıyor Türkiye'de. Zamanla bu da oturacaktır. İşte mevcut kazaların vesaire şeyler hani bir topluluk oluşturup uyarılarını size yönlendirecek. Zaten trafiği oluşturan sebeplerin başında da bu kazalar geliyor. Onu da verdiği zaman çok daha iyi çalışacaktır. Yine ilerle dediğimiz zaman artık uygulamamızın ekranına yaklaşıyoruz. Kabul et diyoruz. Burası önemli. Hız haritalarını yükleyin. Yoksa haritaları görmezsiniz. Direkt hani bu ekranı geçmeyin. Yani geçerseniz de ayarlardan yine yükleme seçeneği var. Kabul et diyorsunuz. Sorumluluk size kalmış tabii. Bazı ülkelerde yasal, bazılarında değil bunlar. 1834 kamera varmış şu an için. Onları yüklüyorsunuz. Yükledi. Güncelleştirme seçeneği şu anda yeni yüklediğiniz için yok. Veri tabanı zaten database tarihi diyor. Son güncelleme diyor. Zamanla yeni yeni güncellemeler çıkacaktır arkadaşlar. Bu 2016 tarihine bakmayın. Bu ara ara güncelleniyor. Ama bu veri tabanı tarihlerini hep eski yazıyorlar nedense. Burada uygulama ayarlar ekranı gibi ufak bir ekran var. Şurada da kendi ayarları var. Buradan hangi kameraları görmek istiyorsanız onları seçebiliyorsunuz. Ben mobil kameralarını da etkinleştiriyorum. Artık size kalmış bu. Bu gece modu. Gündüz modu. Normal uydudan görünüş hali. Harita hali. Yani benim için bu daha iyidir. Hiç gerek yok uydu haline. Biraz daha karışıklaşıyor. Dediğim gibi bu da destekliyor. Diğer uygulamalar da destekliyordu trafiği. Ayarlar menüsü. İşte haritayla ilgili diğer ayarlar. Hız, bu veri tabanıyla ilgili ayarlar olabiliyor. Hani siz de bunlara bilgi verebiliyorsunuz. Arka plan uyarılarını açabiliyorsunuz. Sürüş sırasında otomatik başlayabiliyor. Yani telefonunuz arabanıza bağlandığı zaman aktif olabiliyor. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Gösterge panosunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz mesela birçok ülkeyi yükleyebiliyorsunuz. Şu an burada iki seçenek var ama atıyorum mesela Almanya'yı da yüklediniz. Ne bileyim burada İspanya'yı da yüklediniz. Onları kapatabiliyorsunuz hani gereksiz olduğu için. İsterseniz internetten indirmeyip şöyle SD karttan da dosyaları alabilirsiniz. Ufak dosyalar olduğu için çok internetinizi şey yapmaz. Ayarlarda da konuşmayı değiştirebilirsiniz. İşte buradan bildirimleri vesaire gibi seçenekleri değiştirebilirsiniz. Bu ekranlara girmede çok yer kalmayacak arkadaşlar. Görsel ayarlar yine burada birimleri göster vesaire gibi. Çünkü atıyorum İngiltere'deki birimler farklı, Türkiye'deki birimler farklı. Mil olur, kilometre olur, o artık yerine göre değişecektir. Bütün ayarlar ekranı bu kadar arkadaşlar. Uygulama bu kadar basit. Dediğim gibi ister Yandex'i, ister haritalarla, ister Sidekick'i istediğinizde kullanabilirsiniz. Başarılı bir uygulama. Hiçbir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Umarım size faydası olur. Güvenli bir şekilde araç kullanırsınız. Umarım fazla ceza yemezsiniz. Ama hız yapmak isteyen arkadaşlar illaki ceza yiyecektir. Şimdi şöyle de bir şey var. İki radar arasındaki geçiş mesafenizi, sürenizi de ölçüyor radarlar. Şu an için bu uygulamalar onunla ilgili size bir uyarı sunmuyor. Ama şöyle bir durum var. Zaten siz bu radarlara göre hızınızı ayarladığınız zaman o süreyi aşmayacaksınızdır. Ceza yemeyeceksinizdir. Dediğim gibi tekrar inşallah herkes kazasız belasız araç kullanır. Umarım hiçbir tatsız olay yaşanmaz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım uygulama size faydalı olur. Abone olup beğenirseniz de çok sevinirim. Tekrardan hoşça kalın.